Merhaba arkadaşlar, İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle bu güzel limonlarla birlikte öylesine bir kür yapacağız ki gram yağ kalmayacak. Cayır cayır yağlarınız yanacak. Bir ayda düzenli kullandığınız zaman tam 10 kilo vereceksiniz. Etkisi deneyenler tarafından kanıtlanmış, denenmiş bir kürdür arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kürü limon haricinde neler kattık, nasıl kullandık, hemen yapılışına detaylara geçelim. Bir ayda 10 kilo verebileceğiniz güzel bir kür hazırlayacağız arkadaşlar. Bunu günlük olarak yapacağız. Her sabah kalktığımızda yapacağız. Kahvaltıdan yarım saat ve akşam yemeğinden yarım saat önce şöyle fincanla birer fincan içeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz 4 mevsim rahatlıkla bulabileceğimiz limon, 1 adet limonumuz var. Zencefilimiz var. Ben kurutulmuşunu tercih ediyorum. Bir de tarçınım var arkadaşlar. Yapmamız gereken bunları bir tencereye koyup üzerine sıcak su, normal su koyup hemen kaynatacağız. Şimdi ben öncelikle limonumu ben güzelce şöyle ince ince dilimliyorum ki kaynama esnasında daha güzel bütün enzimlerini suya bırakabilsin arkadaşlar. Şöyle ince ince güzelce dilimliyorum. Arkadaşlar limonlarımızı güzelce dilimledik. Dilimledikten sonra şöyle ben çekirdeklerini içinden çıkartıyorum ki suyuma acılık katmasın. Hemen ben şöyle çekirdeklerini güzelce çıkartayım. Gerçekten bu kürü ben çok etkisi kuvvetli olduğu için çok beğenerek yapıyorum. Ve limonu da çok seviyorum zaten. O yüzden benim vazgeçilmez arada yapmış olduğum kürlerden biri. Biliyorsunuz ki sürekli aynı kürü yaptığınız zaman bir etkisi olmuyor belli bir süre sonra. O yüzden ben de bulmuş olduğum değişik bütün kürleri sizlerle paylaşmak istiyorum ki değişiklik yapmış olduğunuz zaman vücudunuzda da değişiklikler oluyor. Ben hemen şöyle bir tenceremi alıyorum. Limonlarımı dildim, şöyle kıyı alayım. Bu tenceremin içerisine şöyle sizlere de göstereyim. Limonlarımı güzelce yerleştiriyorum. Arkadaşlar bir sıra limonumu sizlere şöyle daha detaylı göstereyim ki bu şekilde yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bir sıra limonumu yerleştirdim ve ben bunun üzerine hemen limonlarımın üzerlerine şöyle tarçınımdan ekliyorum ve hemen şu zencefilimden şöyle göstereyim. Bıçağımla güzelce kesiyorum tarçın ve limonlarımın üzerine gelecek şekilde. Böyle iyice kıymaya gayret ediyorum ki kaynama esnasında daha iyi bütün içindeki enzimlerini bıraksın. Bu lifler biliyorsunuz ki çok yararlı vücudumuz için. Bunu güzelce şöyle kesiyorum. Şunu da keseyim. Şimdi kalan limonlarımı yine aynı şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bunu da koyduktan sonra yine aynı şekilde çay kaşığımın ucundan tarçınımdan koyuyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı dolu dolu bir çay kaşığı kadar oluyor. Ve hemen yine zencefilimden şöyle kırabilirsem bir yarım daha kırıp onu üzerine ekleyeceğim. Evet, şimdi bu yarımı da yine şöyle göstereyim. Bıçak yardımıyla güzelce kesiyorum. Kurutulmuş olduğu için biraz kesmekte zorlanıyorsunuz. Dileyenler bunu rendeleyebilir. Ama zaten kaynadığı zaman hafif böyle kestiğinizde bütün yumuşayacak. Bizim için o kadar da çok fazla rendelemeye gerek yok. Şöyle hemen bir iki parçayı daha bölüyorum. Bir saniye. Şöyle.
Biraz sertmiş bu. Herhalde kök kısmı denk geldi. Tamam, o da bölündü. Onu da attık. Şimdi ben bundan arkadaşlar şöyle bir fincan sabah, bir fincan akşam tüketeceğim. 2 fincan. Ama bu kaynama esnasında suyu buharlaşacağı için yaklaşık 3 tane tam değil, 2,5 biraz geçiyor. Bu kadar su ekliyorum ki kaynarken buhar olduğu için dolu dolu 2 tane fincan elimde olsun ki tüketebileyim. Şimdi ben bunun kapağını kapatıyorum. Ocağa götüreceğim. Kaynamaya başlayana kadar kapağı kapalı şekilde kaynatacağım ve sonrasında açacağım. Bir 5 dakika daha o şekilde kaynatacağım. Onu da yine ocak başında devam edeceğiz. Şimdi ocağa geçelim. Şimdi bu kaynamasını bekleyeceğiz ve kaynamaya başlayınca kapağını açacağım. Bir 5 dakikada öyle kaynat. Arkadaşlar bu tamamen kaynamaya başladı. Görüyorsunuz ki çok güzel bir görüntü. Kat kat koyduğumuz için bütün limonların üzerlerinde tarçın ve zencefil var. Şöyle bir öne doğru biraz kamerayı çekersek görüyorsunuz şu harika görüntüyü. Şimdi kapağımızı açtık. Ocağımızın altını tamamen kısıyoruz ve 1-2 dakikada böyle çok aşırı da kaynatmaya gerek yok zaten. 1-2 taşın daha böyle kaynadığında hemen kapatacağım. Ilındığı zaman kahvaltımdan önce hemen ben bir bardak içeceğim. Diğerini de bırakacağım. Akşam yemeğimden yarım saat önce yine ılındıracağım. Soğuk içmiyoruz bunu. Çok fokur fokur kaynar da değil. Ilıkken içiyoruz arkadaşlar. Ve bu her gün bu şekilde sabahleyin kalktığınız gibi hemen yaptığınızda gerçekten etkisini göreceğiniz, bir ayda 10 kilo vereceğiniz güzel bir detoks kürü olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen ocağımın altını size anlatırken kaynama süresi de geçti. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu sıcaklığı hafiften gitmeye başladı. Biraz da bardağa dökünce bekleteceğim. Ama sizlere bekletmek istemedim. Hemen şöyle karışımımdan ben fincanıma hazırlıyorum. Bu tanelerini kıtır kıtır yemeyi de çok sevdiğim için ben içerisine bir damla da ondan atıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Ve tabii ki görsel olarak bir tane de limon atacağım içine. Şöyle. İçime hazır arkadaşlar. Şunu kıyıya çekelim. Bunu da akşama kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi detoksumuz hazır. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz alttan yorum ve beğenilerinizi eklemeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşıp farklı kitlelere ulaşmama yardımcı olursanız çok memnun olurum. Tabii ki küçük bir not daha hatırlatmak istiyorum. Hamile, emziklilerin, kronik rahatsızlığı olanların, tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlığı olan kişilerin ve içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjisi olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmalarını istemiyorum. Ama herhangi bir sağlık sorununuz yoksa ve göbeğinizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız gerçekten etkisi kanıtlanmış, yıllarca denenmiş, yapılmış olan bu kürü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum.